Bugün sizlere tahinli tatlı yapacağız. Öncelikle cevizimizin yarısını diğer tatlıya kullandık. Diğerini de bu tatlı tarifimiz için kullanacağız. Çekiyoruz. Ceviz içimiz hazır. 2-3 yemek kaşığı tahinimiz var. 2-3 yemek kaşığı toz şekerimiz. Bir de baklavalık yufkaya ihtiyacımız var bu tarifimiz için. Biz baklavalık yufkayı Bim'den aldık. Evet. Şöyle göstereyim onu da. Şu şekilde. Şu şekilde bu, ambalajı. Bu yapacağımız tatlı da tahinli, hani böyle küçük küçük şeyler oluyor ya, böyle yufkalı tatlı oluyor. Onun adını bilmiyorum da. Şekli, ondan yapacağız işte. Hazır satılıyor hatta. Evet. Hep. Şekli baklava dilimlerine benziyor. Burada yaparken de siz göreceksiniz. Hatta Bim'de, A101'de falan satılıyor da vegan falan, evet, değil mi bilmiyorum ben şahsen. Böyle çıtır bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Kaç öncelikle bir kat yufkamızı serdik. Tekrar üzerine bir kat daha seriyoruz. İki kat. Bir kat daha alayım. Üçüncü katı da koyduk. Üçüncü katı da koyduk. Tahinimizi şu şekilde sürüyoruz. Buna yağ sürmüyoruz. Tahinin içinde zaten yağ var. Şimdi birazcık toz şeker elimle alıp böyle bu tahinin üzerlerine serpiyorum. Yine bir avuç cevizimi aldım. Onu da serpiyorum. Şimdi bu katları rulo yapacağım. Şu şekilde. Bıçak yardımıyla kesiyoruz. Şöyle ikişer parmak enliliğinde. Biraz dikkat çekerim. Annem normalde asla masanın üstünde bir şey kesmeme izin vermez ama bakın masa örtüsünde kesme ihtimali var şu an. Ama bakın aşağıya kadar kesmiyorum farkındaysanız. Sonra size göstermek amaçlı ikişer parmak şöyle. O da yılların verdiği tecrübe tabii, kesmeden bunları çıkarmak. Böyle tepsimize yerleştireceğiz ama öncelikle tepsimizi bir yağlayalım. Bakın şöyle tepsimizi yağladık. Bunları sıra sıra yerleştiriyoruz. Daha şöyle görmeniz için şöyle getireyim. Evet, tarifim kısmını hızlandırdım. Arka fonda sıkılmayın diye de konuşayım dedim. Bu tarif var ya, Barney Stinson'un deyimiyle legend, wait for it, dairy, yani efsanevi. Çok güzel. Hatta size şöyle tasvir edeyim. Şimdi biz bunu yaptık. Bir yemeğe başladık. Akşam bitti. Düşünün yani, bu yaptığımızın hepsi akşam bitti yani. O derece çıtır çıtır, o derece harika, o derece mükemmel. O yüzden mutlaka deneyin. Ay, ben bu telifsiz müzikleri çalışamadım ya. Telifsiz müzik mi atsaydım? Ama yok. Tarzım değil. Neyse işte, hani böyle sarıyor, içine koyuyor, kesiyor, kaldırıyor, tepsiye falan bir şeyler hazırlanıyor. İzleyin ve yapın. Üzerlerini yağlıyoruz sıvı yağla. Şimdi 180 derece fırında 20 dakikada pişireceğiz. Tahinli tatlılarımız pişti. Birazcık soğudular. Üzerine pudra şekeri serpiyorum.
Bu tercihe göre isterseniz böyle de yiyebilirsiniz, ister pudralı da. Evet. Afiyet olsun arkadaşlar. Evet, geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Uuu, bayağı sert. Allah düştü. Bu çatalla yenmeyecek bir şeymiş. Bunu öğrenmiş olduk. Şöyle de içe. Yufkalar o kadar ince ki böyle tel tel ağzınızda geliyor. Manyak bir şey. O hazırlardan falan hiç alakası yok hazırlarla. Kesinlikle evde deneyin. Tat farkı çok var. Tat olarak daha kaliteli. O yufkaların katmanlarını hissediyorsunuz. Gerçekten hissediyorsunuz. Ve o hazıra göre daha hafif bir tadı var. Bak şöyle. Elimle yiyeceğim çünkü gerçekten çatallık bir şey değil bu. Görüyor musunuz tabakta? Efsane. Gerçekten efsane. Çok başarılı. Bayıldım. Ve de yapılışı çok kolay. Hazır baklava yufkasının al yap yani. Çok iyiymiş. Aşırı beğendim. Siz de mutlaka deneyin. Özellikle böyle tahinli tatlı seviyorsanız bayağı iyi. Neyse. Bu videoda böyle oldu. Ay valla. Çok iyiymiş hele. Neyse. Siz de böyle tatlı yiyin. Sonra da tatlı konuşun. Güzel güzel yaşayın. Hadi bay bay.